birçoğumuzun dijital ortamda, sosyal ağlarda iletişim ve e-iletişim hakkında birçok şeyi öğrenmemiz gerekiyor. Kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Hangi ürünü nasıl satabilir? Sayfalarımızın sunumunda nelere dikkat etmeliyiz? Frenditi firmasına konuk oluyoruz. Uzmanımız bize anlatıyor. İstanbul Nişantaşı'nda Frenditi pazarlama şirketindeyiz. Kurucumuz Fulya Hanım var yanımızda. Merhabalar. Merhaba, teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, geldiniz. Biz teşekkür ederiz. İlk önce sizi, sonra değerli bilgilerinizi tanıyıp öğrenebilir miyiz? Fulya Sarıoğlu ben. Frenditi pazarlama şirketinin kurucusu ve CEO'suyum. Aralık 2019 yılında kurduğum bir girişim. Pazarlama, hizmet olarak pazarlama olarak adlandırıyoruz. Marketing as a Service. Aslında yazılım hizmetlerini nasıl ki satın alınabiliyorsa, yazılım hizmetlerinin satın alındığı gibi de pazarlama hizmetlerinin de on demand olarak satın alınabilmesini sağlandığı bir yapı üzerine kuruldu. Yerelde ve globalde hizmet veriyoruz. B2B, B2C şirketlere ve startuplara özellikle yeni girişimlere hizmet veriyoruz. Pazarlama ekibi olarak konumlanıyoruz markaların. Yeteneklerinin ve yetkinliklerinin kısıtlı olduğu, teknolojik kaynaklarının kısıtlı olduğu noktalarda markalara destek veriyoruz diyebilirim. İş süreç İşlerimiz tamamıyla online, online iş akış platformları, ekip yönetimi platformları üzerinden ilerliyor. Markaların işte spesifik pazarlama ihtiyaçları kapsamında ilgili uzmanlarımızı bu online iş akışı platformları üzerinden delege ediyoruz. Markalar da kendi aslında iç ekiplerini yönetiyor gibi yine süreçlerini yönetmeye devam ediyorlar. Aslında sadece onların operasyonel yüklerini hafifletmekle kalmayıp gelecek planlarına da daha fazla odaklanmalarına yardımcı oluyoruz diyebilirim. Kişiler özellikle günümüzde biraz pandemiyle hızlıca girmiş gibi görünsek de dijital ortamın aslında bize kattığı hızlılık ve hatta kilometrelerce ilerideki yolları ve işleri kat etmeyi sağlıyor. Bu kolaylıklardan da biraz bahseder misiniz? Tabii, aslında pandeminin etkisiyle de birçok şirketin modeli değişti, iş yapış modeli değişti. Departmanlardaki iş süreçleri tamamıyla değişti. Özellikle pazarlama belki pandemi öncesine kadar bazı şirketler tarafından daha uzun vadeli ya da çok daha fazla hızla aksiyon alınmayan planlamaların olduğu bir departmandı, bir bölümdü belki ama artık şöyle bir şey de oldu bence. Rekabet de arttı bu dönemde oldukça fazla. Dolayısıyla rekabetin artmasıyla aslında pazarlama olmazsa olmaz bir halde aldı ki dijital pazarlama bunun en önemli örneklerinden, göstergelerinden biri. Dijital pazarlama artık olmazsa olmaz markalar için. Dolayısıyla kriz zamanlarında özellikle ilk fazda pazarlama bütçeleri kesilirdi. Fakat dijitalin sağlamış olduğu hem yatırım anlamında daha az maliyetli, daha fazla kişiye erişim olanakları sayesinde dijital pazarlama daha çok tercih edilir oldu. Biz tabii sadece dijital pazarlama hizmeti vermiyoruz aslında. Yani 360 derece bir pazarlama hizmeti sunarken aslında danışmanlık hizmetleri de veriyoruz. Fakat markaların spesifik ihtiyaçları bu ne olabilir? İşte kreatif tasarım ihtiyaçları olabilir. Bir web sitesinin iyileştirilmesi, geliştirmesi olabilir. Performans pazarlama olabilir. Doğru yönlendirme. Evet. Yani diyelim ki bir ürünleri var Türkiye'de ve bu ürünü ya da hizmeti yurt dışına çıkarmak istiyorlar. O anlamda da aslında danışmanlıklar veriyoruz. Tamamıyla öncelikle müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinliyoruz. Buna göre bir çerçeve hazırlıyoruz ve buna göre de fiyatlandırmalarımızı hazırlıyoruz ve sunuyoruz diyebilirim. Bizim de amacımız hem yerelde hem globalde bilinir olmak. Aslında çok yeni bir girişim. Bu yönde de çalışmalarımız var. Yakın zamanda Amerika'da iki eyalette temsilci bulundurduk. Yakın zamanda da şirketimizi Estonya'ya taşımayı düşünüyoruz. Bunun dışında İngiltere'de bir temsilci bulundurmayı düşünüyoruz. Aslında İngiltere, Avrupa, Amerika ve Orta Doğu şeklinde yakın zamanda genişleme, hızlı bir ağ üretme, hızlı bir ağ kurma hedeflerimiz var. Efendim aslında günümüzde bilgi kirliliği dediğimiz bir ortamda böyle bir durumda da kişiler kendilerini doğru ifade edebilmek için çok uğraşıyor. Dijital ortamın en güzel tarafı çok şeyi görebilmek ama kötü tarafı da çok yanlış bilgileri de edinebilmek. O yüzden kişileri biraz daha böyle aydınlatacak olursak neye dikkat etmeliler? Mesela hangi kurumu hangi bazla kale almalılar derler ya, onu biraz anlatır mısınız? Özellikle bu dönemde de çok fazla
dijital pazarlama ile uğraşan hem bireysel hem de kurum anlamında çok fazla rakip aslında doğdu diyebilirim. Bizim için hem zorlayıcı fakat bir yandan da aslında farklı olanın ortaya çıkarmak konusunda farkındalığı artırmak konusunda da büyük bir keyif diyebilirim bizim için. Ve markalarda zaten hani daha çok çözüm ortağının nasıl bir yaklaşım sergilediğine bakıyor, odaklanıyor aslında. İlk toplantıda zaten hani bu hani derler ya hep işte enerjimiz tuttu, aa çok güzel bizi dinliyorlar. Ki bu çok önemli. Ki bu çok önemli kesinlikle. Yani aslında gelen taleplerin, gelen markaların acı noktalarını en iyi şekilde ortaya çıkarmak ve onları iyileştirmek odaklı bir yaklaşım sergiliyoruz biz. Sonuç odaklıyız her şeyden önce ve sonuç odaklı olduğumuz için de süreçler daha hızlı ilerliyor. Daha hızlı hizmetlerimizi sunabiliyoruz. Öyle bir çevik yapımız var aslında. Bu da çok önemli. Ve şeffaf bir yapımız var. Biz iş süreçlerimizi müşterilerimize açıyoruz. Onlar her şeyi görüntüleyebiliyorlar aslında kullanmış olduğumuz sistemler üzerinden. Hiçbir şekilde bir şirketin iç işleyişinin dışında bir durum olmuyor. Günümüzde bu çok önemli ve ne yazık ki bu anlamda tabii ön yargılar oluşmuyor değil markalar tarafından, marka yetkilileri tarafından. Fakat bizim her zaman özellikle ilkelerimiz arasında yer alıyor ki bunlarda şeffaflık, dürüstlük ve hızlı servis sunmak. Örneğin hızlı servisten kastım işte klasik bir pazarlama ajansından talep edilen bir creative ad reklam seti mesela tasarımı ele alacak olursak 15 gün 20 günde tamamlanıp markaya sunuluyorsa biz bunun yarı yarıya aslında bir haftada 5 günde tasarımını yapıp anahtar teslim sunumunu yapabiliyoruz markalara. Çok da şahane. Aslında yanıt vermiş oluyoruz. Markaların da bu anlamda işi kolaylaşmış oluyor. Efendim uzun yıllardır ben işlerimi aslında istediğim yere getiremediğim dediğiniz yerde sanırım Fulya Hanım ve ekibi size fikirleriyle o belki de çok kısa süre içerisinde sizin zamanlama olarak geçirdiğiniz süreden daha kısa bir zamanda iyi bir yere getirebiliyorlar. Bir de güzel bir tarafı var. Her yöreden, her ülkeden çok güzel çalışma arkadaşları var. Kaç kişilik bir ekibimiz var ve özellikle farklı ülkeler olması sizin için önemli mi? Farklı ülkeler olması bizim için önemli çünkü global hizmetler sunuyoruz. Yani trendlere uyan hizmetler. Her markayı aslında dijital dönüşüm vazgeçilmez artık. Bunu da çok iyi hissettik biz ülkece biliyorsunuz bu süreçte özellikle ve halen de aslında bunun bir anlamda bazı noktalarda savaşını da vermiyor değiliz. Halen daha dönüşmeye çalışıyoruz. Kurumlar tarafından bakıldığında. Dolayısıyla hani bizim işlerimiz geleceğe olan hizmetler, markaları geleceğe taşıyacak, globale taşıyacak hizmetler. Dolayısıyla bizim için global olmak, beynel minel olmak öyle söyleyelim. Doğru tabir bu olabilir. Kaslarımızı güçlendiriyor bir kere. Hizmet marka bağımsız ya da sektör bağımsız hizmetler de sunduğumuz için farklı sektörlerden bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Aslında farklı sektör dinamiklerine de hakim oluyoruz. Dolayısıyla bu noktada yine globaldeki uzman ekip arkadaşlarımız da farklı kaslara sahip olduğundan hızlı yanıt verebilme imkanımız da bu da artırıyor aslında. Dolayısıyla şu an 42 kişilik online bir ekibim var. İstenildiği kadar da artabilir bu ekip. Kesinlikle öyle. Her gün CV alıyoruz zaten. İnsan kaynakları şirketi partnerimiz var. Onlarla birlikte CV'leri değerlendiriyoruz ve ona göre sistemimize ekip arkadaşlarımızı dahil ediyoruz. Gelen hizmetler doğrultusunda da dünyanın neresinde olursa olsun, dünyanın neresinden gelirse gelsin talep, anında delege etme imkanımız da bulunuyor. Ülkeler arası olduğu kadar dijital ortamdan isterseniz Amerika'da yaşayın, isterseniz Alaska'da olun. Onlar size ulaşabiliyorlar ve hizmetlerini verebiliyorlar. Kafanız karışabilir, işlerinizi çok istediğiniz gibi yönetemeyebilirsiniz. Birinden destek almak demek bir eksiklik değil, tam tersi ekip gücü diye bir enerji var ve Fulya Hanım arkadaşlarıyla birlikte bunu çok güzel başarmış. Eklemek istediğiniz başka bir bilgi var mı? Ben çok teşekkür ediyorum tekrar bize yer verdiğiniz için. Ben özellikle küçük işletmelere seslenmek istiyorum buradan. Buyurun. Çünkü bu dönemde çok ihtiyaçları var. Dönüşmeye, aynı zamanda pazarlama tarafında desteğe. Dünya her geçen gün değişiyor. Bir ekibimiz var ve bu anlamda biz onlara destek olmaktan memnuniyet duyacağız. O zaman yani daha verimli olacağını düşünüyorum açıkçası. Onların da işlerini sonsuz katılıyorum.
açısından. Dolayısıyla biz her zaman buradayız. Küçük işletmelerin özellikle her zaman da arkasındayız. Efendim, kendinizi küçük işletmeyim diye düşünmeyin. Nasıl büyüyebilirim diye düşünün. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.